Mimari tasarım sürecini daha iyi anlamak ister misiniz? Okulda doğru düzgün bir şekilde öğrenmedik, tasarım öğrenmedik dediğiniz oldu mu? Okulda mimari tasarım projesi ile alakalı yeterli bir eğitim görmedik hiç dediniz mi? Stüdyo projesine veya yarışmalara nasıl yaklaşacağınızı öğrenmek ister misiniz? Konsept bulma aşamasında takılıp kaldınız mı? Arazi analizi proje konseptinizde kullanmanın en iyi yolunu öğrenmek ister misiniz? İyi bir örnek bina analizini nasıl yapacağınızı ve tasarımınızda nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz? Projenizi sonunun en iyi yolunu bulmak ister misiniz? Cevabınız evet ise bu eğitim tam aradığınız eğitimdir. Ben Tifa, Mısırlı mimar ve yazarım. Mimarlık öğrencilerine yönelik farklı e-kitaplar ve yazılar yazıyorum. Örneğin arazi analizi, konsept kitabı, Örnek bina analizi, diyagramlar ve birçok yazı paylaşmaktayım. Farklı okullarda workshoplar yürütmekle birlikte internet üzerinde farklı eğitimlerim mevcuttur. Workshoplarımda yüzlerce öğrenciyle çalışma fırsatım oldu. Mimari tasarım ve mimari yarışmalarla ilgim var. Farklı ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüllerim de var. Mimari temsil ve sunumla alakalı ilgim de var çalışmalarımı Instagram hesabımın üzerinde inceleyebilirsiniz. Bu eğitimde mimari tasarım ilk başından itibaren sonuna kadar nasıl yürütülür birlikte göreceğiz. Bu eğitim sırasında en iyi arazi analizi nasıl yapacağımızı, proje özetini nasıl anlayacağımızı, bina örnek analizi verimli bir şekilde nasıl gerçekleştireceğimizi, bir konsepti nasıl bulacağımızı, alan tasarımıyla alakalı nasıl başlayacağımızı ve bazı iyileştirmeler ve detaylandırmalar nasıl yapacağımızı ve en sonunda nasıl sunacağımızı birlikte öğreneceğiz. Heyecanlandınız mı? O zaman hadi başlayalım. Kursun içeriği ile alakalı çok kısa bir özet geçirmek istiyorum. Bir sonraki derslerde çok detaylı bir şekilde incelemeye başlayacağız ama şimdi çok hızlı bir giriş yapalım. Genelde başarılı mimarların iyi bir mimari proje yapmak için sabit veya belirli adımlardan geçiyorlar. Genel olarak özetleyecek olursak herhangi bir mimari proje 3 aşamadan geçmesi lazım. 1 analiz veya bilgi toplama, 2 sentezleme, 3 iyileştirmeler ve ondan sonra tabii sunuma geçiyoruz. Bu eğitimde doğru soruları sormaya öğreteceğim ki siz de kendiniz sorarsanız ve doğru cevapları bulursunuz. Ama şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mimarlık sadece inşaatla alakası değil. Mimarlık daha çok büyük bir meslektir. Mimari bir eser yaptığınızda sadece binayla alakalı değil. Çevresiyle kullanacak insan ve bu binayla ilişkisi, bu bina ve onun mevcut olduğu bağlamla ilişkisi çok fazla etkisi vardır. İşte biz de bu yüzden bir proje tasarladığımızda bu tarz ilişkileri düşünmeye başlıyoruz. Peki Bilgi toplamaya nasıl başlıyoruz? İlk önce projenin temasıyla alakalı çok fazla bilgi edinmemiz lazım. Bazen okullar size herhangi bir tema veriyorlar. Atıyorum okulunuz diyebilir ki bir hastane tasarlayın. O takdirde hastane ile ilgili çok fazla bilgi edinmenizi önereceğim. Yani örneğin hastane nasıl başladı? Hastanenin kelimesi nereden geliyor? Ha, i̇lk hastane, tarihte ilk hastane nasıl yapıldı, nerede yapıldı, tarih boyunca nasıl geliştiğini ve ki gelecekte nasıl gelişeceğini de belki tahmin edersiniz ve projenizde yenilikçi ve inovatif bir şey önerebilirsiniz. Peki eğer tema hiç belli değil. Yani bazen okulla diyor ki bu ara bu arazide bir şey yap, yapmaya çalışın ki bunun olduğu bölgeyi geliştirirsiniz. O zaman arazi analizini çok iyi bir şekilde yapacağız ve bu bölgeyle alakalı çok fazla okuma yapacağız ve bu arazi niye ihtiyacı var onu düşünmeye başlayacağız. Ondan sonra örnek bina analizine geçiyoruz. Bu örnek bina analizinde en büyük yapılan hata triste açıp sadece renderlere veya dış görünüme bakmak. Ya da arkiteli hatta açarsanız sadece görsellere böyle hızlı bakarsanız Sanki öyle örnek bina analizi bitmiş gibi düşünüyorsunuz. Ama halbuki öyle değil. Örnek bina analizi eğer detaylı bir şekilde yapılmazsa çok faydası olmuyor ne yazık ki. Ve sonuç sadece taklit olacaktır. Peki nasıl yapacağız onu kursta birlikte öğreneceğiz. Bütün bunları e, yaptıktan sonra elinizde bir sürü bilgi olacak. Bu bilgiyi sentezleyerek konsert bulabiliriz. Ve tasarıma artık başlayabiliriz. Bazen bina programı yani ihtiyaç programı elinizde oluyor. Yani hoca belki size veriyordur. Eğer veriyorsa... O zaman bu listeyi çok iyi analiz etmeniz de gerekecek. Nasıl mesela o mekanları ya da alanları e, ihtiyaçlarını öğreneceksiniz. Örnek olarak yani hastanenin e, örneğine dönecek olursak, bu hastanenin ihtiyaçları nelerdir? Her alanın nasıl bir ihtiyacı vardır? Bu alanların arasındaki bağlantı veya ilişki nasıl? Ve bütün bunları kağıda dökerek, ondan sonra brainstorming ya da bil fırtanısı yapmaya çalışacağız. Sonra bubble diagramlara geçeceğiz. O yüzden örnek bina analizi çok önemli. Çünkü bir sürü şeyler öğreneceğiz bu aşamada. Ondan sonra nasıl sunacağımızla alakalı bilgi aktarmaya çalışacağım. Ve birlikte sıfırdan sonuna kadar bir proje üzerinde düşüneceğiz. Nasıl düşündüğümü, nasıl yaklaştığımı göstereceğim.